söylediği hiçbir lafı bir yerde çıkıp söylemeyecektir. Cemil Tugay için söylemeyecektir. Peki bir de Özgür Özel'in İzmir, daha doğrusu Bayraklı ziyaretine değinelim. Burada bir miting yaptı. Daha sonra da 5 ilçeyi gezdi zannediyorum ki. Hem mitingden biraz izlenimler, biz demiştik ki İzmir'de neden ilk miting Bayraklı'da oldu? Ardından da diğer ziyaretleri nasıl görüyorsunuz? İzmir'de nasıl bir süreç geçirdi Özgür Özel? Şimdi zannediyorum işte geçen programda Sayın Erdoğan'ın İzmir mitingini konuşmuştuk. Ben orada da demiştim ki yani artık bu tür büyük mitingler ya da işte tek merkezde yapılan mitingler çok şey değil. Artık demode olmaya başladı. Daha böyle ilçe bazında işte küçük mitingler yapmak çok daha mantıklı demiştim. Hı hı. Özgür Özel'in programına baktığında, 2 günlük program içerisinde Özgür Özel Bayraklı'yı da saydığımızda 6 ilçede şey yaptı. Çıktı, konuştu 6 ilçe. Şimdi bu neyi sağlıyor? Şunu sağlıyor. Hem gittiğiniz ilçede sadece o ilçe adayına bir otomatikman destek vermiş oluyorsunuz. Bir tek ilçeyi o anda konuşuyorsunuz. İki, eğer zaten mesaj vermek istiyorsanız genel siyasetle ilgili, ki Özgür Özel'in bu 2 günlük programında çok genel siyasete ve işte şeyle ilgili de mesajları var. Onları da veriyorsunuz. Ve bir de daha dar alanda olduğu için doğal olarak da daha sıcak, daha konu dağılmadan, daha böyle yerel anlamda bitirebiliyorsunuz. Onun için ben hani toplu olarak 2 günlük programa baktığımda mantıklı bir program izlenmiş 2 gün içerisinde. Mesajlarına bakarsak evet, işte gene adaylara hani zaten hani desteği ve sandıkta işte bir ittifak kurulması gerektiğini falan en çok vurgulanan bunlar. İrfan adaylara, Bey'i size emanet ediyorum dedi. İşte evet, İrfan Bey bütün emanet, diğer gittiği yerlerde de aynı şekilde. Bu biraz da bağ kurma, işte biraz da o kişi o isteme. Genel anlamda siyaseten konuşmalara baktığınızda gene işte Erdoğan'a doğal olarak muhatap aldığı genel başkan olarak, hem aynı zamanda hükümet anlamında Erdoğan'ın burada söylediklerine, yani İzmir'de söylediklerine, o anda bu 2 günlük gelişenler hep cevap verdi. Bir de benim en çok dikkatimi çeken o 6 konuşmanın ortak noktasında şey var, tabii ki ekonomi. Yani şeye daha çok vurgu yaptı. Şimdi emekliler üzerinden, işte 10 bin lira maaş alıyorsunuz, bunu hak etmiyorsunuz. İşte zamlar, enflasyon, işte bunu değiştirmeniz gerekir. Bunu, evet, bu bir yerel seçim ama siz yerel seçimde iktidara bir mesaj verirseniz bu genele gider. Yani o hani sandıkta ittifak sadece CHP'liler kazansından öte, sizin iktidara bir mesaj vermeniz gerekir. Gidişattan memnun olmadığınızı göstermeniz gerekir. Bunu göstermenin yolu da muhalefeti yerelde iktidara getirirseniz, bu dersiniz ki hani iktidara, kardeşim doğru, ben seni bir sene önce evet seçtim ama sen bir senedir yine halledemiyorsun sorunları, bitiremiyorsun. Bak şimdi ben artık yerelde sana mesaj veriyorum. Yerelde seni iktidardan alıyorum ya da işte sana vermiyorum daha çoğunu. Sen bunun ya uyarı olarak al, ya zaten uyarmazsan bir, yani seçim yakındır, mesajını verin dedi. Bunu çok vurguladı bütün o 6 tane konuşmanın içerisinde. Yani bu, evet, ortada bir 31 Mart yerel seçim ama hani bu bir yerel seçim değil esasında. Bu bir genel seçim havasında bir konuşma yaptı hepsinde. Ki doğru. Yani eğer hani hedefiniz oysa doğru bir şey. Yani yerel seçimde işte niye mesela İstanbul, Ankara 2019'da İstanbul ve Ankara gittikten sonra AKP'nin elinden bir anda işte Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabileceği rüzgarı esti? Çünkü evet, yani iktidarın en güçlü olduğu 2 yeri aldınız. 20 yıldır falan yönettiği yerleri aldınız. Bu nedir? İşte sizi genel siyasette bir ivme yaratır. Genel ama ona siyasette. Rağmen genel seçimde muhalefete kazandırmadı. Alamadı. Çünkü demek ki İstanbul, Ankara yetmiyor. Yani İstanbul, Ankara ile bu iş bitmiyor. İstanbul, Ankara tabii ki çok önemli. İstanbul hani bu işin kalbi. Ankara da çok önemli zaten, hani merkezi. Ama ve lakin, ya da İzmir'de işte CHP'nin elinde,
Diğer yerleri de aldı. İşte Antalya'yı aldı tekrar geriye mesela geçen seçimde, işte Adana, Mersin derken, ama demek ki yetmiyor. Yetmemenin nedeni ne biliyor musunuz? Esas CHP'nin başaramadığı. CHP iki yerde güçsüz. Biri Güneydoğu'da çok ciddi güçsüz. AKP ilk kurulduğu günden beri Güneydoğu'da varlığını sürdürebiliyor. Karşısında bir işte etnik kökene dayalı bir parti, yani öyle, yani etnik kökene dayalı bir siyaset yapan, milliyetçi bir siyaset yapan bir işte HADEP var, DEM, şimdi DEM oldu falan, fark etmez. Bu var. Ona rağmen AKP hala 2002'den ilk seçimden beri orada vardı. Yani orada çünkü şey vardır, yani karşıda işte DEM diyelim şimdi. Ya DEM alır ya AK Parti alır. Milletvekillerinde böyle bölüşülür. İşte şeyler de genelde AK Parti, Şanlıurfa falan birkaç yerde alır ama diğer yerlerde DEM'in adayları alır. Doğal olarak siz CHP olarak burada %1-2'lerde top oynarsınız. Genele gittiğinizde nasıl olacak? Olmuyor. Anadolu'da aynı sorununuz var. Yani Merkez Anadolu'da. Anadolu'da aynı şekilde siz gene yoksunuz CHP olarak. İşte Ankara'da varsınız şu anda. Hani Anadolu'nun merkezi de değilim aynı zamanda. Ankara'da varsınız ama Konya'da yoksunuz, Kayseri'de yoksunuz, Malatya'da yoksunuz. Ondan sonra işte Kırklareli'nde. Yani yoksunuz. Yoksanız siz o zaman nasıl genel siyasete, genelde iktidara gidebileceksiniz? Yani siz kıyılar, hani öyle ya, kıyılarda varsınız ki kıyıların da hepsinde yok. Yani ona bakarsanız Karadeniz'de daha çok AK Parti var. Kıyılarda varsınız. Siz o zaman tatil partisi oluyorsunuz yani doğal olarak. Yani o kadar kalıyorsunuz yani. Onun için de genel siyasete oynamanız gerekiyor. CHP'nin yapması gereken de bu. Yani demek ki 2019'da senin de dediğin gibi gördük. Yani İstanbul, Ankara'yı almak, evet, o bir iğme yaratıyor, bir rüzgar yaratıyor. Ama ve lakin Yeterli olmuyor. Yani başka şeyler de lazım. Demek ki yeni bir söylem lazım. Sadece değişim değil de değişimin hani altını doldurmak lazım. Ben hatta bir yazı yazmıştım. Daha sonra iki yazı yazmıştım geçenlerde. Bir değişim, hani değişim ne bu? Yani değişim dediler, ne yaptılar? İki, bu bir dönüşüm. Esasında değişim değil. Ama dönüşüm nasıl bir dönüşüm? Yani böyle giyotin gibi tırpanlaya mı kendi partini üçe bölerek bir dönüşeceksin, yoksa işte yani daha doğrusu şunu nasıl anlatacak vatandaşa CHP? Kendi değerlerini yok etmişsin. Kendi partindeki değerleri parçalamışsın, bölmüşsün. Neymiş benim değişimci adayım olacak orada bilmem ne diye yapmışım bunu. Partiyi üçe bölmüşsün. Partiyi ilk önce birleştirememişsin. Önce partiyi birleştireceksin. Sonra vatandaşları, sana diyelim ki oy vermeyenleri ya da sana yakın ama işte düşünceli olanları, hatta daha ötesini, daha önce AK Parti'ye vermiş, MHP'ye vermiş, yani muhalefete, sana göre muhalefete ya da şeye vermiş adamları ikna etmen gerekiyor. O birleştirici, o bütünlüğü, o koruyuculuğu sağlaman gerekiyor. Şimdi ben diyelim ki bakıyorum, yani sade bir vatandaşım, bakıyorum. Bu diyor ki de işte birleşeceğiz, öyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız, iktidar olacağız falan. Bakıyorum. Ya sen diyorum ki ilk önce Ahmet'i Mehmet'i razı et. Kendi adamın sana küs. Kendi adamın sana kırgın. Kendi adamın sana karşı şey yapıyor, yani muhalefet yapıyor. Yani iktidarın eleştirisi hep şöyle deniliyor ya, siz daha kendi aranızda bir arada olamadınız. Ülkeyi mi yönetmeye talipsiniz? O zaman bu vatandaşla da aynı soru işaretini oluşturuyordur diyorsunuz. Tabii ki. Görüyordur. Ya, tabii ki, yani şimdi sade bir vatandaş olarak bakıyorum. Ben diyelim ki CHP'ye diyorum ki evet ya, bu CHP bir umut. Yani şey yapabilir, yani iktidara gelir, değiştirebilir, bu işte kötü gidişata dur diyebilir, işte daha güzel bir ülke hedefine doğru gidebilir diyorum şimdi. 20 yıldır çünkü AK Parti var, 22 yıldır. Şimdi böyle baktığımda ben şimdi CHP hangi şeyle boğuşuyor ona bakıyorum. Ya bir bakıyorum ki kendi işlerinde kavgayla boğuşuyor. Kendi işlerinde küskünlüklerle, kendi işlerindeki sorunlarla boğuşuyor. Hani bu böyle değil midir? Aile, sen önce hani ailende işte kızınla, çocuğunla, eşinle şeysen, barış içindeysen, mutluysan, ondan sonra dışarıya yansıtmaya başlamaz mısın? Dışarıda artık sana imrenirler değil mi? Evet. Ne kadar güzel aile, ne kadar bak eşiyle, işte kocasıyla ya da çocuklarıyla ne kadar mutlular derler. Önce sen evini bir düzelt, yani evi bir güzelleştir, evi bir imrenecek hale getir.
Ya ondan da tam tersi, genele daha o evde eşiyle bile anlaşamıyor derler, eleştirirler. Valla çocukları zaten anlaşamadığı kesin yani, öyle düşünürsek hani şeyleri, çocukları bile anlaşamıyor işte yani. Kırgınlar desen, şu anda bir kırgınlar ordusu var yani, öyle bir kişi bile. Biz hani genelde Soyer'i konuşuyoruz, hani Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için doğal olarak hani konuşuyoruz ama daha 19 tane var geride, al işte 20 tane var. Hatta şu anda hiç hani... şey yapmayan, belki de hani bizim bilmediğimiz söylemini şey yapmayan ama kırgınlar o kadar çok ki. Seçmende de var bu. İsim tabii. Bile konuşuyor ki Muhittin Bey öyle kolay kolay mikrofonu açmaz. Seçmen de öyle. Ben diyorum mesela şu anda oyda düşük yani, oyda da yani oyda da düşme olacak CHP'nin hani İzmir bazında baktığında, katılımda da düşük olacak. Çünkü işte bir kısmı gidip hani başkasına oy vermek eli gitmediği için en iyisi gitmeyeyim diyecek. Mesela ben yani %90'ları zor bulacağını düşünüyorum mesela. Genelde hani şey %90'ı geçer, 92-93 falan katılım oluyor. En son ama 87 mi 88 mi bilmiyorum, bir seçimde olmuştu. Hani o civarlarda kalacak. Yani gitmeyecek, eli gitmediği için gidemeyecek. Sonra bir kısmı da zaten gidecek, belki değişik kararlar verecek. Yani yani ne bileyim işte CHP'ye basacak Büyükşehir'de ama ilçede gidecek başkasına basacak. Ya da ilçede başkasına basacak, Büyükşehir'de başkasına basacak. Mecliste belki başkasına basacak. Hmm. Böyle bir denge kurmaya çalışacaklar. Bir hani şeyin, partilerin kuramadığı dengeyi, ittifakı vatandaş kuracak, kurmaya çalışacak ki ben bu konuda hep güvenmişimdir sağduyuya. Yani kim ne derse desin yani Türk halkı denge kurmayı da kimin hani hakkını vermeyi de bilir. Hani şey gibi düşünün, hani A partisini başkan olarak seçer ama meclisi B partisi, C partisiyle doldurur, onu kontrol ettirir. Hmm. Yani derken tamam sen başkanlığa layıksın ama bak senin altındaki bu meclisteki hani senin listen çok iyi değil. Bu liste daha iyi. Seni de hem kontrol etsinler, sen de böyle şey dur hani devamlı tetikte dur. Tetikte kal. Ya bunu yapmıştır defalarca, yapar da. İşte bir anlattık daha önce mesela işte Özal dedi ki Demirel'le şey Ecevit yasaklı kalksın. Bir sürü o zaman da böyle ne programdalar, ne şeyler. İşte referanduma gidildi. İkisinin de yasağını kaldırdı bu şey. Hmm. Türk halkı. Hayır dedi sen. Yani kusura bakma yani sen iyi olabilirsin ama bunlar hayır, bunlar da siyasetin içinde olacaklar. Sonra ne oldu? Biri iktidar oldu, biri cumhurbaşkanı oldu. Yani düşünün yasaklı olanlar. Yani onun için Türk halkının o sağduyusuna güvenirim ben hep. Yani bir yerde iş sandığa gittiğinde doğru kararı, en azından doğruya yakın kararı verir. Ha diyeceksin ki şimdi doğruya yakın kararı verir de 20 yıldır AK Parti'yi yani değiştirmiyor. 20 yıldır her türlü eksiğe rağmen AK Parti iktidar. Güzel de abi muhalefet nerede? Hani yönetecek kadro nerede? Ya karşısında bir şey olmalı yani. Siz şimdi iki taneden birini seçmeniz gerekir. İki taneden birini seçerken ki bu işte Kılıçdaroğlu çok yaklaştı. Demek ki yaklaşılabiliyor. Bu bir de her yaklaştığınızda yeneceksiniz diye değil yani. Birincide yenemezsiniz, ikincide yenersiniz. Doğru devam ederseniz. Ama yani sonuç AK Parti başka bir ülkenin partisi değil ki. Yani sonuçta AK Parti de bu ülkenin partisi. Demek ki %50, %51 neyse işte aldığı bir oy var. Ve doğal olarak da kazanıyor. Seçimin sonucu da böyleyse siz ona da saygı gösterip devam edeceksiniz. Ama iktidarı kim olursa olsun eğer tetikte tutmak istiyorsanız, iktidarın yanlışlarını azaltmak istiyorsunuz ya da iktidarı doğru yola sevk etmek istiyorsanız o zaman muhalefetin güçlü olması lazım. Nerede muhalefet güçlüyse iktidar tetikte durur. İktidar yanlış yapamaz. İktidar yapsa ne olacak? Hesabını soracak bir muhalefet olur. Onun hani bedelini ödetecek bir muhalefet olur. Şimdi siz kendi için diyor mu? Kendi içinizde savaşlar veriyorsunuz. Hala kendi içinizde iktidarı sağlayamamışsınız. Ama diyorsunuz ki kral gitsin. Ya da işte şey gitsin. Yok öyle bir şey. Yani önce kendiniz kral olmaya aday olacaksınız. Ondan sonra kral gitsin. Onu da vatandaşa hissettireceksiniz. Tabii şimdi... vatandaşa hissettirmezsen vatandaş sen ne dersen de kusura bakma ben seninle uğraşamam der. Ya seninle ben der şeyime bakıyorum yani birileri yönetecek bu ülkeyi. Sen hala hazır değilsin, ben de hazır olana veririm. Eksileri var artıları var ama en azından yapıyor der. Evet. Güçlü kadrolar ve 20 yıllık iyi ya da kötü